Bugün size ChargeScript'i nasıl kullanacağınızı anlatacağım. Ayrıca ChargeScript'in exe dosyasını da kafama göre atarım işte, neyse. Şu an Allah'ım sen varsa böyle. Şu an yanımda olan Protörgüş ve Milky aynen yanımdalar. Onlara da selamlarınızı gönderin. Her like onlara bir selam göndermek. Neyse şimdi önce kodlarımızı göstermek için show scripts diyoruz. Aynen. Şimdi değişken oluşturma kodlarımız var. Burada bir sürü ekran açmak için kodlarımız var. Burada şekil çizmek var. Sonra imleç filan. Kaydedip çıkabiliyoruz. Yazı yazabiliyoruz. Ekrana tıklayabiliyoruz istediğimiz bir yerine ya da bir tuşa bastırabiliyoruz. Ya da if komutumuz var. If komutumuzla da istediğimiz bir anahtar tuş koyuyoruz. Sonra da şu komutlardan istediğimizi koyuyoruz. Bu tuşa bastığımızda da o komut çalışıyor. Sonra burada şimdi şöyle bir şey var. Aynı anda birçok if kullanabiliyoruz. Bu yüzden de ifleri temizleme ve ifleri gösterme kodlarımız da var. O zaman ilk değişken oluşturayım. Var ne haber diyoruz. İsim vermemize gerek yok. Var 1 2 3 var deneme filan. Bu da baştan 0 1 2 diye numaralandırıyor. Var 0 dersek bu var 1 var 2. Bu arada tüm hatalar var, syntax errorlar, bilmem ya da var aha type error var 9 index filan, böyle bir sürü error da hepsini ayarlamış bulunmaktayım. Sonra tamam, şimdi bu değişkenleri mesela if ile kontrol edelim isterseniz. If diyoruz, tuş girmemiz gerekiyor, space, virgül diyoruz. Zaten burada da anlatıyor hep nasıl kullanacağımızı. Şimdi kodumuzu girelim. Mesela var 0 diyelim, ne haber yazsın. Şimdi bize bir 10 saniyelik bir süre veriyordu sanırım. Yani boşluk yaparsak da kodumuzu çalıştırıyor. Mesela show if values dersek. Evet, bu arada her seferinde her kod çalıştırdığımızda bizden istiyor bunu. Evet, space 2 nokta var 0 dedi. Hangi tuşla hangi kod çalışacak onu böyle şey yaptı. If mesela bir tane daha yapalım, w virgül var 1 diyelim. Şimdi önce bu arada sırayla çalışıyor. Space ondan sonra w yapıyoruz gördüğünüz gibi. Yine show if values diyelim. Bunu her seferinde yapmamız gerekiyor çünkü şimdi şöyle, ileriki zamanlarda aslında bunu kaldırabilirim. Yani her kodu çalıştırdığımızda tıklama şey basmamızı istiyor, bunu kaldırabilirim. Yani mesela şöyle main loop gibi bir kod yaparız, onu yaptığımızda çalışır falan olabilir. Bakın ikinci yaptığımda yine bu oldu. Sadece bu olmak zorunda değil. Bakın yukarıda mesela ne komutları var falan. Diyelim ki mesela Q'ya bastığımızda W'ya bassın, W'ya bastığımızda da E'ye bassın, E'ye bastığımızda var 0'ı çalıştırsın. Önce clear if values diyoruz, boşluk W dedik. Bunu dememiz gerekiyor çünkü tamam şimdi sildi, artık dememize gerek yok. Bakın gördüğünüz gibi şimdi tamam if Q diyorum virgül. Press K'di sanırım. Bakayım. Evet, press K. Nerede? Heh, press K. Şimdi şey yazıyoruz. W. Tamam diyoruz. Q'ya bastık. Evet, bakın W'yu da bastı. Şimdi eğer W virgül var 0 diyelim. Evet, şimdi Q'ya basarsak var 0'ı da gösterecek bize. Evet, olmadı. Bu şimdi ben mantık olarak bir hata yaptım. Normalde olabilir ama buradaki W yazı anlamındaki, yani nedense çalışmıyor. Ben de anlamadım ama neyse. Sıkıntı yok. Yani böyle Q'ya bastığımızda W'ya basıyor. Ne kadar Q'ya bakarsak o kadar W'ya basar. W basınca da
Ne haber yazıyor. Bakın burada küve küve falan. Ekran oluşturalım. Create screen. Ha doğru şey bir saniye. Bu arada süreyle beklersek de eğer şey oluyor yani. Oluşturuyor. Bir 10 saniye 5 saniye falan bir süresi var. Evet. Geçti süresi. Onu şöyle hemen kaldıralım isterseniz. Bu arada ne oldu şu an? Heh tamam geldi. Tamam ya çok basmışım da arda arda. Clear if value as. Tamam şu an artık tamam son bastım tamam. Daha artık basmamıza gerek kalmayacak. Şimdi hemen pencerenin boyutunu değiştirelim. Screen setup mıydı? Setup screen. Setup screen. Evet. Setup screen 600,500. Şunu yukarı alayım. Şunu şöyle olsun tamam. Sonra background color diyebiliyoruz. Title diyebiliyoruz. Sonra diyebiliyoruz bunları. Sonra bir tane imla çalıştıralım. Create pointer. Evet şu an geldi ortaya. Şimdi görünür bir hal alsın. O yüzden turn pointer 90 diyelim önce. Sonra pen up pointer forward pointer 100. Evet. Aa yanlış yöne çevirmişiz. Forward pointer -200. Tamam geldi. Turn pointer -90. Bu arada buraya yazdığımız kod sağa göre. Yani eksi yazarsak sola, artı bir değer yazarsak da sağa dönüyor yani. Aynı şey bunun için de geçerli değil. Pardon yanlış söyledim. Evet. Şimdi buna şekil verebiliyor muyduk? Ona bakayım. Onu eklememişim ama zaten eklenir yani o sıkıntı değil. Burada temel if falan gibi şeyler daha temel olduğu için öncelik verdim onlara. Color pointer red diyelim. Şimdi bir oyun gibi bir şey olacak sanırım. Bakalım. If ama bu sıra olayı aslında onu düzeltebilsem yani ilk W'ye sonra Q'ye falan onu düzeltebilsem de tam olacak yani bu sefer. Şimdi eğer mesela W'ya bastığımda forward pointer 25. Evet gitti. Şimdi A'ya bastığımda turn pointer -90 W D aynen. Pardon A. If S virgül forward pointer -25 W A S evet. If D virgül turn pointer 90. Evet. Şimdi bakalım. Tabii buna basamıyoruz. Buradan yapmamız gerekiyor. Yani aslında yani düzeltilecek çok şey var. Tamam şöyle. Sonra yazı yazabiliyoruz. Create text. Bakın. Doğru şeyi unuttum. Clear if values diyelim. Tamam. Şimdi text boşluk merhaba diyelim. Sonra text nokta color dememiz gerekiyor. Var text color olmuyor. Zaten show scripts dediğinizde de hepsini görebilirsiniz. Oradan da yapabilirsiniz yani. Color mesela red olsun. Text Ali gidin. Bu center falan onu da ayarlayabiliyorsunuz. Text font diyelim. Comic Sans MS virgül 90. Merhaba. Evet. Sonra draw rectangle diyebiliriz. Mesela 90,45. Ha, gel pen up olduğu için olmadı. Pen down pointer diyelim. Draw
Rectangle 90,45. Evet. Sonra bunun içini dolu yapabiliyoruz. Onun için draw rect'ten sonra ünlem koyuyoruz. 90,45 böyle yaparsak içi dolu olur. Aynı şey circle için de geçerli. Mesela 1 diyelim. Evet, öyle bir yere yaptırdım ki. Bu arada bir işlem gerçekleştirirken ekrana tıklarsanız eğer şey oluyor yani, hata yanıt vermiyor. Böyle bir durum da var. Evet, geliyor şimdi. Ünlem koyduğum için çat, evet. Böyle mesela Türk bayrağı falan da yapılabilir ama ben denedim Türk bayrağını, özellikle yıldızı yapamadım, sadece o kadar yani. Bir de bunlar integer değerler oluyor, onu da ayarlayacağım, sıkıntı yok yani. Sonra yeniden show script. Evet, bakalım şimdi. Kaydedebiliyoruz. Ha, click var, click. Şimdi mesela şöyle şuraya yapayım. Bakın gördüğünüz gibi buraya tıkladı. Sonra click deyip sonra mesela bir konum girelim. Ortaları falan gireceğim. 500 diyeyim. Evet, bakın şuraya tıkladı. Yani tam tıklayacak yeri buldu. Ama ha, pardon, burasıymış. Gördüğünüz gibi. Şimdi mesela press K de var. Press K. Mesela hangi tuşa bassın? Enter. Evet, bakın. Bir kere bastım, sonra bir kere daha enter'a bastı kendisi. Ya da press K ESC. Çalışmadı. Neyse, sıkıntı yok. Ha, zaten basınca bir şey olmuyor. Böyle şimdi save up diyelim. Evet, şimdi isim soruyor bize. Ne ismiyle kaydedeceğiz? İlk projem diye kaydetsin ve kaydetti. Şimdi çıkalım. Quit up. Her çıkarken bize kaydetmemizi soruyor. Eğer istiyorsak E yazıyoruz. Büyük ya da küçük fark etmiyor. E yazmamız gerekiyor. Onun haricinde bir şey yazarsak closing up deyip kapatıyor. Evet, şimdi isterseniz kaydettiği dosyaya bakalım. Evet, burada dosyayı tam bakın burada exe'nin bulunduğu yere kaydediyor. Bakın ilk projem txt diye. Bakın ilk projemi şuraya yazdı aynı şekilde. Sonra yazdığımız komutların hepsini bakın böyle. Bakın error çıktığında error'un türünü söyleyeyim. Sadece error diyor. Error. Mesela böyle error demiş mesela. En son şey yapmıştık ya, syntax error çıkmıştı bakın. Enter'da. Onu hepsini kaydediyor yani arkadaşlar. Evet. Böyle tabi daha load da ekleyeceğiz yani, load yükleme komutu da mesela ilk projem yazacak, bunu aktaracak falan, onları ekleyeceğiz. Aslında basit yani, çok zor değil ama neyse, tamam, bu kadar.